Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasımül Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytih tayyibine tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyamı yevmiddin. Qala Allahul Hakim fil Kur'anil Kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Cünade bin Ebi Umeyye'den şöyle rivayet ediliyor. İmam Hasan aleyhissalatu vesselamın şehadetiyle sonuçlanan hastalığında yanına gittim. İmamın önünde bir leğen vardı. Kustuğu kanı leğene döküyordu. Maviyenin verdiği zehir etkisiyle parçalanan ciğerleri leğene dökülüyordu. Bu hal ve durumu gördüğümde fekultu ya Mevlaya ma leke la tualicu nefsek. İmam Hasan'a, efendim neden tedavi olmuyorsunuz dedim. Fekale ya abdallah bimâza u'alicil mevt. İmam buyurdu ki ey Allah'ın kulu ölümü neyle tedavi ettireyim? Dedim ki Allah'tan geldik, tekrar Allah'a döneceğiz. İmam aleyhissalatü vesselam daha sonra bana dönerek şöyle buyurdu. Allah'a yeminler olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem imamet makamının Ali ve Fatıma evlatlarından 12 kişiye nasip olacağını ve bunların hepsinin zehir ile ya da kılıçla şehit edileceğini bize haber verdi. İmamın önünden leğeni kaldırdım ve beka salavatullah aleyhi ve alihi ve sellem. İmam ağladı. Fekultu lehu izni yebne Resulillah. İmama arz ettim. Ey peygamberin evladı, bana nasihatta bulun. İmam aleyhissalatu vesselam uzun bir nasihatta bulundu. İmamın bu nasihatında çok önemli bir takım hayati ve önemli meselelere değinildi. İmam aleyhissalatu vesselam nasihatının ilkinde şöyle buyurdu. Ve'mel lidunyake ke'enneke te'işu ebeden. Dünyada ebediymiş, kalıcıymış gibi amel et. Sanki hiç ölmeyeceksin, öyle amel et dünyada, çalış, çabala. İmamın ikinci nasihatında ise şöyle naklolundu. Ve'mel li ahiretike ke'enneke temutu gaden. Ahiret için de sanki yarın ölecekmiş gibi amel et. Öyle bir şekilde ahiretine yönel ki, ibadet itaatlerine yönel ki sanki bugün son günündür senin. Yarın artık gidicisin sen. İmam aleyhissalatü vesselamın nasihatının üçüncü bölümünde ise imam dikkatleri, teveccühü insanların kendisine çekiyor. Buyuruyor ki İmam aleyhissalatü vesselam ve izâ arette izzen bilâ aşiretin ve heybeten bilâ sultanin. Eğer akraba, eş ve dosta
dayanmadan aziz olmak istiyor iseniz, güç ve kudret olmaksızın heybet ve azamet sahibi olmak istiyor iseniz, fehruc min zulli ma'siyetillah ila izzi ta'atillah azze ve celle. O zaman Allah, günahın zilletinden çık, Allah'ın itaatine git. İmam Hasan aleyhissalatü vesselam hakikatta nasihatının bu bölümünde Cünade ve bu hadisi okuyan ve bizim gibi duyanlara insanlar arasında gerçek azamet ve heybet sahibi olmak için gidilecek yolu göstermiştir. Hepimiz dünyada izzetli olmak istemiyor muyuz? Hepimiz dünyada para harcayıp, zahmet çekip, heybet, izzet, vakar sahibi olma peşinde değil miyiz? Hakikatta İmam aleyhissalatü vesselam dünyada nasıl heybetli olunur, dünyada nasıl izzet ve şerefli olunurun yolunu göstermiştir. Dünyada kullar arasında aziz olmak isteyen, heybet sahibi olmak isteyen günahı terk etmelidir. Günahlardan uzak durmalıdır. Allah'a, kulluğa yönelmelidir. Bendeliğe girmelidir. Günahlardan kaçınan, bendeliğe giren ancak dünyada aziz kişiler olabilmiştir. Heybet, vakar sahibi olabilmişlerdir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde gerçek izzet ve şerefin Allah'a ait olduğunu haber vermiştir. Ayette buyuruyor ki: "Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemian." Kim izzetli olmak istiyorsa artık bütün izzet Allah'a aittir. Önemli bir sıfattır. Bu sıfata sahip olmak için bedel ödemek gerekiyor. Günahlardan uzak durmak gerekiyor. İbadet ve itaate yönelmek gerekiyor. Bir diğer ayette izzetin, şerefin, yüceliğin Allah'ın, peygamberin ve müminlere ait olduğunu haber veriyor. Buyuruyor ki: "Velillahi l'izzetu ve lirasulihi ve lilmu'minina velakinnel munafiqina la ya'lemuna." Oysa izzet Allah'ındır, peygamberinindir, müminlere aittir. Münafıklar ama bilmez bunu. Dünyadaki iki yüzlüler bunun farkında değiller. İzzet nerededir? İzzet nerede aranmalıdır? Allah bu sıfatı kimlere vermiştir? Günah, isyan insanı hakikatte alçaltmaktadır. İnsanın değerini kırmaktadır. İnsanın şahsiyetini lekelemektedir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam zilletin, günahın nasıl bir zillet doğurduğu hakkında şöyle buyuruyor: "Men asallah zelle kadruhu." Kim Allah'a isyan ederse değerini, kıymetini beş para eder. Kendisini yer ile bir eder. "La izze illa bitta'a." İzzet sadece itaatle elde ediliyor değerli müminler. Parayla, pulla, mülkle, servetle elde edilmiyor. Emirül Müminin buyuruyor ki izzet sadece Allah'a itaatle elde edilir. Şeref sadece Allah'a kullukla elde edilir. El azizu men i'tazze bitta'a. Aziz Allah'a itaatle izzete ulaşan kimsedir. O kullukla Allah'a varan kimse aziz kişidir. İza talabtel izze fetlubuhu bitta'a. İzzet mi istiyorsun? Şeref, yücelik mi istiyorsun? İzzetli olmayı itaat ederek iste. Yani izzet, şerefin yolu itaatten geçmektedir. Allah'a kulluktan geçmektedir. Usul-ı Kafi kitabımızda
Allah'a itaatin önemi hakkında şöyle naklolunmuştur. Cabir, İmam Muhammed Bakır aleyhissalatu vesselam'dan naklediliyor. Cabir diyor ki, İmam Bakır aleyhissalatu vesselam bana şöyle buyurdu. Ya Cabiru, eyektefi minen tehalli teşeyyü'e en yegûle bihubbine ehlel beyt. Ey Cabir, bir kimsenin Şiilik kisvesine bürünmesi ve biz ehli beyti sevdiğini söylemesi yeterli mi? Biz ehli beyti seviyoruz. Biz Şiayız kendimize diyoruz. Ehli beyti sevmek, sadece bu iddiayı söylemek yeterli midir? İmam şöyle buyurur. Fevallah ma şiatuna illa men ittaqallah ve ata'a ve ma kanu yu'rafun. İmam kendisi cevabı buyuruyor. Ey Cabir, Allah'a yeminler olsun ki, Allah'a yemin ederim ki bizim şialarımız Allah'tan korkan, ona itaat eden kimselerdir. Emir-i Müminin'in şiası olmak itaatle, Emir-i Müminin'i sevmek itaatle olur. Şialar, Ehl-i Beyt dostları neyle tanınıyor? Hangi haslet ve özellikleriyle tanınıyor? Bir başka tabirle Ehl-i Beyt dostlarıyla Maviye dostları, İmam Hüseyin dostlarıyla Yezid dostlarını ayırt eden hasletler nelerdir? Dışarıda hiç tanımadığımız birisinin Ehl-i Beyt dostu olup olmadığı, Maviye dostu olup olmadığını neyle anlarız? İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselam hadisin devamında Ehl-i Beyt dostlarının sahip olması gereken hasletlerinden söz ediyor. Bir Ehl-i Beyt dostu, Emir-ül Mü'minin dostu bu sıfatlarıyla, bu hasletleriyle tanınmaktadır. Ya Cabiru, illa bi tevadu'u ve teheşşu'u vel emane. Ey Cabir, bizim şialarımız, bizim dostlarımız, onlar tevazu ile tanınırlar, huşu ile tanınırlar, emanete riayet etmeleriyle tanınırlar. Eğer biz Ehl-i Beyt'in dostluğunu iddia ediyor isek, mütevazı kimseler olmamız gerekiyor. Ehl-i Beyt'in dostluğunu iddia ediyor isek, huşu ehli olmalıyız. İbadet ve itaatlerimizde huşu ehli olmalıyız. Ehl-i Beyt dostu olduğumuzu iddia ediyor isek, emanettar olmalıyız. Komşularınız, eşiniz, dostunuz, hatta düşmanınız dahi size emanet konusunda güvenmelidir. Size rahat bir şekilde malını emanet edebilmelidir. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle devam ediyor. Ve kesreti zikrillah ve savmi ve salati vel birri bil validin. Ey Cabir, bizim şialarımız Allah'ı çok zikrederler, anarlar, yad ederler. Oruç tutmalarıyla, namaz kılmalarıyla, anne ve babalarına ihsanlarıyla, hayratlarıyla, güzellikleriyle tanınırlar. Allah korusun, bir kişi Ehl-i Beyt dostu olup anne babasına asi olamaz. Bir kişi Ehl-i Beyt dostu olup da namazsız, niyazsız olamaz. Bunun iddiası kuru bir iddiadan öteye geçmez. Cabir, bizim dostlarımız, bizim şialarımız yoksul komşularına, düşkünlere yardım etmeleriyle tanınırlar. Yani etrafına duyarlı kişilerdir. Etrafına göz gezdirirler. Yoksul komşuları var mıdır? Düşkün kimseler var mıdır? Bunlara yardım eli uzatırlar. Ve sıdgıl hadis ve tilavetil Kur'an ve keffil el suni anin nas illa min hayrin. Doğru sözlü olmalarıyla tanınırlar.
Kur'an okumalarıyla insanlar hakkında hayırdan başka bir söz söylememeleriyle tanınırlar. Dikkat edersek bunların hepsi Ehl-i Beyt dostlarının sahip olması gereken hasletler, özelliklerdir. Doğru sözlü olmalıdır. Ne olursa olsun doğruluktan şaşmamalıdır. Kur'an tilavetiyle meşgul olmalıdır. Kur'an'ı öğrenmelidir. Kur'an okumayı bilmelidir. Ayetlerin manalarında kafa yormalıdır. Ne kadar ağır, ne kadar utanç bir şeydir. Ehl-i Beyt dostu ol, Allah'ın kitabını okuyamama. Ne kadar çetin bir utançtır. Emir-i Mümininin şiası olduğumuzu iddia edelim, Allah'ın kitabını önümüze bıraksınlar, okuyamayalım. Çok acı bir gerçektir değerli müminler. Nasıl bir üniversite bitiren öğrenci İngilizce bilmezse kınanıyor, bu nasıl bir yöneticidir, bu nasıl bir siyasidir, bu nasıl üniversite okumuş İngilizce konuşmasını bilmiyor. Tüm halk tarafından kınanmaktadır. Ama maalesef Allah'ın kitabından bir haber olunduğunda kimse kınamıyor. Hiçbirimiz evladımızı kınamıyoruz. Niçin öğrenmedin bu Kur'an'ı, niçin Allah'ın kelamını öğrenmedin? Dolayısıyla Ehl-i Beyt dostları Kur'an tilavetleriyle tanınıyorlar. Ve kanu umena aşairihim fil eşya. Ey Cabir, bizim şialarımız, bizim dostlarımız, aşiretleri, akrabaları arasında herkesin ona emanet ettiği bir kişidir eşyalarını. Kabilen içinde, kavmin içinde, mahallende sana yöneliyorlar emanetlerini vermek için. Bu dursun emanettir diye. Niye? Çünkü sana güveniyorlar. Sen emin birisisin diye. Ne kadar önemlidir emanetdarlık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin lakaplarından, isimlerinden birisi de emindir. Niçin bu sıfat, bu lakap verildi peygamberimize? Peygamberimizin yoluna diken döken müşrikler dahi emanetlerini ona bırakıyordular. Bin bir işkence ediyordular. Ama emanet konusu olduğunda diyordular ihanet etmez. Emaneti verin Muhammed'e. Asla ihanet etmez o. Ve tüm müşrikler emanetlerini peygamberimize veriyordular. Böylesi bir sıfatla İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselam şiaları tanıtıyor. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه. Cabir şöyle dedi: ey peygamberin evladı, bu saydığınız sıfatları sahip olan birisini bulmak tabiri caizse biraz zordur. Tanımıyoruz böyle bir sıfata sahip olan birisini. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: ey Cabir, adamın sırf ben Ali'yi seviyorum, onun velayetini kabul ediyorum demesi buna karşılık, bu sözün gereğini fiilen yapmaması seni yanıltmasın. Seni başka şey, kanaatini başka şeylere sevk etmesin. Bu adam ben Resulullah'ı seviyorum dese de, Emirül Müminin İmam Ali'yi seviyorum dese de, ama hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetine uymuyorsa, Emirül Mümininin yaşam tarzına uymuyor ise onun hiçbir faydası yoktur. O sevginin, o muhabbetin, o iddianın hiçbir değeri, hiçbir yararı yoktur. فَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ اَحَدٍ قَرَابًا. İmam aleyhissalatü vesselam hadisin sonlarına doğru Cabir'e şöyle buyuruyor: ey Cabir, Allah'tan sakın, Allah'tan kork, Allah katında olanlar için amel edin. Bu güzellikler için amele koyulmalısınız. Niçin amele koyulalım? Çünkü Allah ile kullar arasında bir akrabalık bağı yoktur. Kimse Allah'ın gözdesi değil, kimse Allah'ın akrabası değil. Böyle bir bağ yoktur insanlar arasında.
Allah katında en sevimli ve en çok ikrama mazhar olan kul, ondan en çok sakınan ve en fazla Allah'a itaat edendir. İnne ekremakum indallah etkakum. Kim takvalıysa, kim Allah'tan çok çekiniyor ise, kim ilahi emirlere tabi oluyor ise, o Allah'ın dinde değerlidir. O Allah'ın dinde mükafat sahibidir. O Allah'ın nazarına mahzar olmuştur. Mâ kâne lillâhi muti'en fehuve lenâ veliyyûn. Ey Cabir, kim Allah'a itaat ediyor ise o bizim dostumuzdur. Ehl-i Beyt'in dostu Allah'a itaat edendir. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاسِيًا وَهُوَ لَنَا عَدُوُّونَ Ey Cabir, kim Allah'a isyan ediyor ise, kim Allah'a karşı geliyor ise, o bizim de düşmanımızdır. Allah'ın düşmanı olduğu gibi bizim de düşmanımızdır. وَمَا تُنَالُوا وَلَا يَتُونَ اِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَى Ey Cabir, ey Cabir, bizim velayetimiz, imametimiz ancak Allah'a itaat, vera takva ile elde edilir. Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselama nispet veriliyor isek takvalı olmalıyız. İşimizde, hayatımızda, hanemizde, etrafımızda dürüst kimseler olmalıyız. İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselamın Cabir'e sıraladığı bu sıfatlara sahip olmamız gerekiyor. Gerçek kurtuluş bu sıfatlara sahip olmayla oluyor. Ehl-i Beyt'in yanında yer almak, Ehl-i Beyt'in şefaatine ulaşmak için bu sıfatlar olmazsa olmazlardandır. Allah Azze ve Celle bizleri Ehl-i Beyt'e tabi olan müminlerden karar kılsın.